depremler böyle sanıldığı kadar çok salgın geliştiren, salgın başlatan afetler değiller. Özellikle bazı sıcak bölgelerde birkaç defa kolera salgınları olmuş. Yani dışkıyla bulaşan bir hastalık salgını. Ancak gerek mevsim itibariyle, gerekse Türkiye'de bu hastalıkların uzun süredir görülmemesi nedeniyle bu tip salgınlar beklemiyoruz. Ama salgın farklı bir anlam taşır. Salgının dışında bazı hastalıklarda artma riski var. Bunların başında solunum yoluyla bulaşan hastalıklar geliyor özellikle bu mevsimde. İşte rotavirüs dediğimiz bir kış ishallerinin etkeni olarak çocuklarda gördüğümüz bir hastalık olabiliyor. Tabii ki rotavirüse bağlı salgın, grip salgınları bunlar görülebilir ama depremlerin tarihine baktığımız zaman da böyle çok büyük salgınlar gözlenmemiş. Peki bu salgın ve hastalıkları saydınız, daha çok salgın demeyelim, hastalık diyelim. Bu hastalık riskine karşı hangi önlemler acilen alınması gerekiyor? Şimdi bir defa şu mevsimde dediğimiz gibi en çok solunum yoluyla bulaşan hastalıkları, yani COVID, işte grip, RSV, zatürre, menenjit, su çiçeği, kızamık gibi hastalıkları bekliyoruz. Şimdi bunun en büyük nedeni de hava çok soğuk. Ve insanları mecburen büyük çadırlarda, spor salonlarında ve kalabalık bir şekilde kapalı kalıyorlar, özellikle geceleri. Tabii orada eğer bazı önlemler alınmazsa herkes hastalığını etrafına bulaştırıyor. Zaten Türkiye bu depremin olduğu anda gripin, COVID'in arttığı bir dönemdeydi. Ve şimdi onlarda bir artış beklenir. Zaten deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarla da konuştuğumuzda onlarda bir artış var. Salgın düzeyinde değil ama. Bunu önlemenin en pratik yolu, o ortama girildiği zaman herkesin maske takması. Bunun için de o insanlara maske temin etmek lazım. İkincisi, tabii bu hastalıklar sadece direkt solunum yoluyla değil, solunum materyaliyle kirlenmiş yerlere dokunmakla da bulaşıyor. Özellikle işte bu tip yerlerde yaşayan insanlara, enkaz kaldırma işinde ya da enkazdan canlı kurtarma işinde çalışan kişilere el dezenfektanı temin edilmeli. Bunların özellikle cepte ya da çantada taşınabilenleri çok daha pratik. Ancak alkol bazlı el dezenfektanlarının büyük yararı olacaktır. Tabii bir de temizlik için su sağlanması lazım. İçme suyunda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Temizlik suyu o kanalizasyonlardaki kırıklar, onarılıp kanalizasyondaki işte mikroorganizmaların içme ve kullanma suyu borularına sızma riski ortadan kalkıncaya kadar kullanılmaması lazım. O yüzden onlara işte banyo yapabilecekleri, ellerini yüzlerini yıkayabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri seyyar tuvaletler, seyyar banyolar mutlaka temin edilmeli. Kesin çözümü de bu insanların bir an önce o kalabalık ortamlardaki yaşamdan kurtarılıp aile şeklinde yaşayabilecekleri, gerek mahremiyetleri açısından, gerek hastalıktan korunma açısından düzgün beslenebilecekleri. Çünkü doğal olarak deprem ortamında işte yıkılan evlerin arasında sürekli işte vitaminlerini içeren, yeteri kadar iyi hazırlanmış gıda temin etmek zordur. Onun için işte oteller olabilir, devletin misafirhaneleri olabilir. Bu gibi yerlere yerleşmeleri lazım. Okul yurtları bu iş için hiç uygun değil. Yani o zaten öğrenciler için de çok kısıtlı imkanlar sağlıyor ama bir aile için, özellikle çocuklu aileler için yurtlar bunların sağlanması açısından yetersiz olacaktır. Hocam siz de biraz önce değindiniz, deprem bölgelerinde gerçekten tuvalet ve su olmaması hani ne tür riskleri ortaya çıkaracaktır? Şimdi bir defa deprem sonrası çıkan salgınlara baktığımız zaman en büyük risk dediğim gibi dışkı yoluyla bulaşan işte kolera, dizanteri, tifo gibi hastalıklar. Bir de işte rotavirüs, gastroenteritleri. Bir depremle ilgili değil ama işte bir rotavirüs salgınını mesela Malatya'da 2006'da yaşadık. İçme suyuna kanalizasyon suyunun karışması sonucu ortaya çıkıyordu. Aksaray ilinde
bir Norvolg ajanı dediğimiz gene bir virüsle başlayan bir İsa salgını yaşadık ki buralarda öyle deprem falan yoktu. Borular işte eskimeye bağlı bir iki yerinden kırılmış ve oradaki işte dışkıda bulunan bu materyaller ortama saçılmış, oradan da içme suyuna sızıyordu. Şimdi depremin ilk günlerinden itibaren insanların bir tuvalet olanağı olmadığı için genellikle bu tip ihtiyaçlarına çadırın etrafında falan giderdiler. Şimdi bunların içerisinde eğer bir hastalık taşıyan birisi varsa o yayılabilir. O yüzden bu gibi durumlarda en pratik yöntem bu seyyar tuvaletler temin edilinceye kadar çukurlar kazılıp o her gün o işte pislenen toprak o çukurun içerisine iş makinalarıyla itilip onun üzerinin kapanması, toprakla kapanması. Bazen çok işte şüpheli durumlarda hastalıkla ilgili şüpheniz varsa kireçle, söndürmüş kireçle koyarız üstüne ve her gün bu şekilde devam edilmesi. 27 Eylül'de Suriye'nin tam da işte bu depremden etkilenen bizimle komşu bölgesi de kolera salgını çıktı ve hayatını kaybedenler oldu. Tabii ondan sonra o dönemde havalar daha sıcaktı, şimdi daha soğuk. Hani kolera salgını orada devam ediyor mu, etmiyor mu falan hiçbir bilgimiz yok. Çünkü Suriye'nin savaşın olduğu, muhalif grupların elinde olduğu bölgelere ait verileri son derece güvensiz. Hocam son olarak deprem bölgelerinde çalışmalardan ve yıkımlardan dolayı toz olduğunu biliyoruz. Oralarda toz oluşmuş durumda şu anda. Bu tozların enfeksiyon hastalığına yol açabileceğini düşünüyor musunuz? Maskenin önemini burada vurgulayabilir miyiz? Hangi önlemler alınmalı? Tozdan ölüm çok sık görülür deprem bölgelerinde ama bu daha çok işte bina yıkılmasından kaynaklanan toz sonucu boğulmalar, akciğer ödemi falan gibi akciğerlerle ilgili problemlerle olur. Ama tozdan bulaşan enfeksiyonlar deyince toz gerçekten işte ne şekilde ortaya çıktığı da önemlidir. Ama işte tetanoz gibi bazı mikropları taşıyabilir. Dolayısıyla onu solumak sadece enfeksiyon açısından değil ama akciğerin sağlığı açısından da son derece risklidir. Bizim bu kullandığımız maskeler, cerrahi maskeler tozu filtre etme açısından son derece etkilidir. Çünkü toz filtrasyonunu sağlayan maskelere göre bunlar daha az geçirgendir. Dolayısıyla bu maskelerin takılması aynı zamanda bunu da önleyecektir. Yoksa o toz özellikle enkaz kaldırma işinde çalışanlar için falan da büyük bir problem. Bazen bu depremlerde mesela bunlar rapor edilmiş, görülmüş. Bulunan yerdeki işte asbestli malzemeler kullanılan inşaatlarda işte bizim asbestozis dediğimiz akciğerlere verdiği zarar da ortaya çıkabilir tozun. O yüzden hani tozlu bir ortam zaten birçok açıdan sağlık için sakıncalı. O halde demek ki belli yerlerde maske takmak, sürekli dezenfektan bulundurup işte herkesin ortak temas ettiği yerlere değdikten sonra ellerimizi temizlemek ve genel sanitasyon, temizlik olanaklarının sağlanması, işte seyyar tuvalet, işte temiz su ulaştırılması gibi birçok açıdan yararlı olacaktır. Ve tabii bir de bazen biriken sularda mesela yağış var, kar yağıyor, eriyor falan o uzun süre beklerse başka bazı enfeksiyon riskleri var. Türkiye'de çok sık görünmeyen hastalıklar bunlar ama işte gene de dikkatli olmak lazım. İnsanlar o suları içmeye, kullanmaya kalkarsa lejyonella dediğimiz, işte leptospirozis dediğimiz, şistozomiyaz dediğimiz bazı hastalıklar olabilir. Bir başka önemli gene durum da kemirgen ısırmalarını çok sık görürüz depremde. Çünkü o kanalizasyonlar yıkılınca orada beslenen sıçanlar, fareler
açığa çıkarlar. Ve aç kalınca hem cesetleri ceset torbasına içine koymadan gömersek cesetleri parçalarlar. Hem de canlı insanlara, o bölgedeki insanları ısırırlar. Şimdi onlarda bir defa kuduz riski yok. Yani kemirgenden kuduz ulaşmaz. Ancak özellikle köpeklerin doyurulması ve kontrol altına alınması son derece önemlidir deprem bölgesinde. Çünkü o aç kalan köpekler eğer beslemezseniz ve kontrol etmezseniz gelip insanları ısırır. O durumda işte kuduz aşısı immünoglobulini gerekir. Dolayısıyla deprem bölgesine de yaşayanların ve oraya işte yardım amaçlı ya da görevli gidenlerin mutlaka tetanoz aşıları başta olmak üzere diğer özellikle çocukların su çiçeği aşısı, kızamık aşısı bunlar hep solunum yoluyla bulaşır. İşte gibi şeyse özellikle risk grubundaysa grip aşısı, hatta ben herkese yapılmasını öneriyorum. Ve pandemi aşılarının yapılması lazım. Onun dışında da gerektiği durumlarda kullanmak üzere kuduz aşısının, işte tetanoz aşısının ve bunların serumlarının, immünoglobulinlerinde hazırda tutulması lazım.